Şimdi Çiğdem Batur'la Gel de Anlat bölümümüze başlıyoruz. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Ana sınıfında ilk sahneye çıktığım zaman. Orada dedin mi mesela ben bundan sonra bu işi yapacağım? Gerçi o çok küçük bir yaş ama yine de hoşlandın mı o? Hoşlanmadın mı? Sahneye çıktım. Şiirim vardı. O şiiri okumam gerekiyordu. Mikrofonun önüne geldim. Durdum. Orada aileler bana bakıyorlardı. Ağlayarak sahnede inip annemin kucağına gidip ağlamaya devam ettim. Ama o bir kırılma noktasıydı. Kesinlikle bir kırılma noktasıydı. Hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Eş bulmak amacıyla. Ha, date gibi, evet, bir şey mi? Date. Hayır. Aman evlerden ırak. Ününü kullanarak hallettiğin şeyler oluyor mu? Yani buna kullanmak denmez ama insanların buna biraz daha sempatik yaklaşması diyebiliriz mesela. Nasıl oluyor? Atıyorum, işte bir devlet dairesine bir yere gidiyorsun, işini hallettirmen gerekiyor. Sırada bekliyorsun ya da işte sıra alıyorsun falan. Orada işte tanıyorlar. Aa, biz buyurun buyurun hallederiz falan diyorlar mesela. Ya da bazen işte trafikte durduruyorlar. Hani o esnada ehliyeti falan filan alıyorlar ya. Aa, bakıyorlar falan. Aa, tamam buyurun buyurun geçin Çiğdem Hanım falan filan diyorlar. Hani kullanmak değil de onların inisiyatifiyle alakalı. Durum gelişiyor zaten. Böyle gelişiyor. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Kendime ait bir hesabım var. Yani bu fake hesap mıdır bilmiyorum ama o hesapta şöyle bir şey var yani. Hani hiç kimsenin olmadığı bir hesap değil o. Yani bazı arkadaşlarımın ve birebir tanıdığım insan. Daha özel. Daha özel kullandığım bir hesabım var. Yani, kendi adına, evet, ama. Hani kendi adıma derken hayır. Kendi adımı kullanmıyorum. Nickname olarak. Belki de hani takipçiler gelmesin, daha da orası şişmesin aynen amacıyla. Öyle. Aynen öyle. Yani o ismi benim ismim değil ama başka bir yedek bir hesabım var. Peki böyle stalklar mısın birilerine? Stalklarım tabii. Neden? Arada bakarım. Ya bunun adı stalk. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, yanlışlıkla yok, ona dikkat ederim. Ama yani hani birilerini stalklamak, hayatında hiç kimse yoktur ki ben asla stalklamadım falan demez. Öyle bir şey yok yani. Sosyal medyayla arasının hiç olmaması lazım. Herhalde. Öyle, aynen ya öyle. Ben stalklamadım. Herkes birbirini bir kere stalkluyor. Hani o ne yapmış, bu ne yapmış diye merak ediyorsun, evet, tabii, evet, ama mesela stalklamanın da bir sınırı var. Hani birini stalklayacağım diye onun bir şeyini öbürünün arkadaşına, arkadaşının amcasına, amcasından işte teyzesinin oğluna kadar stalklıyorsan o bir delilik boyutu, evet, mesela ve çok tehlikeli bir şey. Ama hani aa bu ne yapmış, şu ne yapmış diye baktığın ya da burada kim varmış bakayım diye baktığın zamanlar olmuyor değil. Oluyor tabii ki. Herkesin oluyor. Tabii ki. Depresyona girer misin? Girebilirim zaman zaman. Girince neler yaparsın? Yani depresyonu nasıl yapıyorum biliyor musun? Ben biraz bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yani depresyona girdiğimde kendimi kötü hissettiğim zamanlarda kendimi iyi hissetmek için kendi adıma ne yapabilirim diye düşünüyorum mesela. Eğer ağlamam gerekiyorsa dibine kadar ağlayayım. Eğer uyumam gerekiyorsa depresif uyku dibine kadar uyuyorum. Canım dondurma istiyorsa dondurma yiyorum. Cips istiyorsa gidiyorum cips alıyorum yiyorum. Evden dışarı çıkmıyorum ya da evden dışarı çıkıp tek başıma sadece araba kullanıyorum. Yani köküne kadar yaşayıp o kaç gün sürer bilmiyorum. 3 gün, 4 gün, 5 gün ama 5 günden fazla sürmez. Dibine kadar yaşayıp ondan sonra tekrar uyanmak çok güzel bir his. Çünkü ruhunun istediği ve hissetmek istediği daha doğrusu o hissiyatı ona yaşatmazsan, baskılar ve ötelemezsen, yani hani şey gibi yaramazlık yapan bir çocuğa yapma 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 dedikçe o yapar. Ama bir şey mi yapıyor? Bir bırak. Yapsın zaten, vazgeçecek ondan. Depresyon da öyle bir şey. Baskılarsan artar ama baskılamaz. İstediğini yaşatırsan kendini. Çünkü dibi de görmen gerekiyor, evet, bazen. Evet. Üzülmen gerekiyor. Bazen bir durman gerekiyor. Bunun adı depresyonsa bunu da köküne kadar yaşamak lazım. Ömrünün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin bir şarkı var mı? Var. Nedir? Ajda Pekkan'ın Ne Günler. Ajda Pekkan fanıyız galiba. Aa, değil mi? Hayat motto nedir? Başına her gelene şükretmek aslında. Yani başına her gelen şeye şükretmelisin ki daha iyisi gelsin. Onlardan da bir kazanım çıkarmak. Tabii ki. Yani başına her gelen şeye şükredebilmelisin. Çünkü onlar sana her zaman bir şey öğretmek için geliyor. Her zaman iyiler olmuyor. Bazen kötüler de oluyor. O kötülerin sana ne kattığına bakman gerekiyor.
kötü diye algıladığın şey bazen kötü olmayabilir. Ondan feyiz alman gerekiyor ve bir şey öğrenip tekrar yola çıktığında daha sonra kötü diye algılayacağın bir şeyi öyle algılamamaya başlıyorsun bazen. İnsan olgunlaşıyor, büyüyor, gelişiyor, geliştiriyor kendini. Ruhen de aynı şekilde. İşte o başına gelen kötü şeyler ruhen seni büyütüyor her zaman. Aslında kötü değiller, olması gerektiği için oradalar. Günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Günün her saati yürür müyüm? Günün her saati koşar mıyım? Hani günün her saati şınav çeker miyim? Peki, son soruma geliyorum. Bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, sevenlerini şaşırtacak nesi var Çiğdem Batur'un? Mesela kahvaltıda zeytinyağlı pırasa yiyebilirim. Hiç geldi mi? Evet. Yemek gerçekten. Bildi. Ay zeytinyağlı pırasa ya, çıldırırım yani. El annem yapsın. Gerçekten yani 24 saat yerim. O spor sorusunu böyle zeytinyağlı pırasayla değiştirebiliriz mesela. Bugün Çiğdem Batur bizimleydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Benim için öyle oldu. Yeni projelerde sizi görüp başarılarınızı takdir etmeye devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli ve bu arada onu da söyleyeceğim. Genelde kimsenin sormadığı soruları sorduğum için ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bugünkü programımız bu kadardı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.